Geç kalıyorum ben. Sen kaldırıver şunları. Tamam. Perma'ya randevulu müşterim var sabah erkenden. Bir hafta oldu. Ne zaman haber verecekler bunlar bana? Bilmiyorum vallahi ama ben de sıkılmaya başladım yani ha. Hayır, belli başka bir şey var. Oyalıyorlar beni. Öyle mi diyorsun? Barış Bey artık telefonlarıma cevap vermeye tenezzül etmiyor. Ben bugün ajansa gideyim diyorum ha. İyi edersin. Hayır, gideyim öğreneyim bakayım neymiş bu aksaklık. Ama doğru düzgün bir şey giy üstüne. Giyin, süslen, şöyle makyaj yap, öyle çık karşılarına. Tamam. Geç kalk. Ya işim olmasaydı ne güzel, ben de gelirdim seninle. Lüzumu yok. Sonra ara beni ama, tamam mı? Merak ederim. Tamam. Dua edeceğim. Canım benim. Hadi iyi haberlerle gel inşallah. Hadi güle güle. Hadi hoşça kal. Hayırlı işler. Evet. Hadi bakalım. En az 3 ay kazandık değil mi? Gerçekten bu kadar hızlı beklemiyordum. Ekip iyi çalışıyor ekip. Yarın görüşmek üzere. İyi günler Can Bey. Görüşürüz. Aferin be. Yine beni şaşırttın, gururlandırdın. Teşekkür ederim efendim. Okulda iyi gidiyormuş ha? Fena değil. Seni takip ediyorum. Geçen gün ortalamalarını istedim. Dereceyle mezun olacaksın belli ki. Öyle umuyorum, bakalım. Ya, son günlerde Banu da çok mutlu. Bu beni ayrıca mutlu ediyor. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Sizden bir haber gelmeyince ben kalkıp kendim geleyim dedim. Ha şey, bir haber yok daha. Çalışmalar sürüyor. Ben beklemekten sıkıldım ama bir bilgi almak istiyorum. Hay Allah, keşke bir telefon edip gelseydin. Bugün ajansta kimse yok. Mesut Bey burada mı? O da yok. Söylerim ama uğradığını. Dur bir dakika, giremezsin. Çekim var orada, dur. Kır çiçeklerinden bir taç yapmıştı bana. Saçlarıma takarken kalbinin sesini duyuyordum. Öyle hızlı atıyordu ki. Kestik. Cemre kusura bakma. Benle ilgili değil, firmanın tercihi. Dur bekle. Emir Büyüker'den ama. Sana söylemeleri lazımdı. Ne yapalım anne, buraya kadarmış. Bir de şöyle modeller var. Geleceğim ben şimdi. Dolaşıyorum, alışveriş yapıyorum. Çok güzel. Üzülme canım benim. Her şey bitmedi ki. Yeni işlere bakacağız. Sen hep öyle demiyor muydun? Şunu diğer tekini arıyorum. Tabii. Bakabilir miyim? Tabii canım. Hayatın sonu değil ki. Gelince konuşuruz, tamam mı? Üzülme sen de. Hadi öptüm çok. Yalnız bu pırlanta değil, kristal. Öyle mi? İlk bakışta anlamıştım zaten ama yine de emin olayım istedim. Değerli bir taş değil yani. Anladım. Peki, teşekkür ederim o zaman. Hanımefendi.
küpeleri unuttunuz. Alıyoruz onları. Hanımefendi benimle beraber. Toplantı toplantı üstüne. Çıkıp adam gibi dışarıda yemek varken. Alış bu tempoya. Bu hafta hep böyle gidecekmiş. Vallahi benim şikayetim yok. Alo. Merhaba Barış Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Bir konuda bilgilendirmek için aradım. Evet. Cemre Çayak. Haber vermeden ajansa gelmiş. Seçmeler devam ediyor tabii. Görmüş, anlamış yerine başka birini aradığımızı. Hay Allah'ım ya. Çıkarken kötü olduğunu söylediler. Bu şekilde öğrenmesi hiç iyi olmadı. Anladım. Belki kendisiyle konuşmak istersiniz diye haber vermek istedim. Tamam, teşekkür ederim. Hafta sonu Bodrum'a gitsek ya. Çalışanlar da izinliymiş. Evde tamamen yalnız oluruz. Ne oldu? Hiç. Cemre. Yerine başka birini bulduğumuzu öğrenmiş. Nasıl? Cemre'nin yerine başkası mı geçti? Neden vazgeçildi ondan? Daha yetenekli birini bulmuşlar. İyi de onu da yetenekli bulmuştu herkes. Memnunlardı, ne oldu? Açıklandı da herkese, o gece tanıtıldı. Olabilir. Ama yetersiz kalacağını söyleyenler de çok oldu. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyoruz. Bu kadar ilerledikten sonra bu işin olmaması için daha sağlam bir neden gerekiyor bence. Olmaz mı? Var tabii. Kadın kaprisi. Ben toplantıya geç kalıyorum. Size afiyet olsun. Hiç bana bakma, henüz kıskanmış. Nişan gecesi Cemre bizde sabahlayınca o da senin gibi Barış'la birlikte olduklarını düşünmüş. O da hem beni destekliyor hem de sesini çıkarmıyor. Sana çok yakışır. Yok, yok, hayır, istemiyorum. Lütfen Cemre. Doğum günün geçti, hediyeni alamamıştım. Doğum günü hediyesi olarak kabul et. Ne kadar?